Bugünkü videomuzda Çebiş'le beraber, Çebiş benim. Merhaba. Şimdi Çebiş'i ağırlıyoruz. Hoş geldin Çebiş. Arkadan geliyordu. Çocuğumuzun görmemesi gereken rezil, kepaze videolarımızı ki ağırlık olarak benim videolarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü benim çok rezil videom var. Ben tabii yani bu işlerin içinde olmadığım için özellikle senin rezil olduğun videolar var. Şimdi benim hakkımda videolar var ama Şebnem'den rica ettim, atsana dedim. Şebnem kendi seçti, bazı videoları attı bana. Evet, bakalım hangisi rezil. Sen biliyor musun rezil olduğum videoları? İki tane aklım... Ya, yok, bence benim hiç videom rezil değil de. Evet. Her videom bir masterpiece, bir David Fincher filmi kalitesinde ama düşünüyorum yani aklıma geliyor birkaç video. Seneler önce çektiğim videolarda da hiç yani rezil olmuşum dedin, yok mu? Bir tane banko var. Onun gain'i yaptık zaten. Onu kesin zaten atmışsındır. Dur attım. Bakayım bu mu? Ama rezilliği anlattığım video bu. Ama rezil olmuş musun? Olmuşsun. Bunu izlemesin çocuk. Ama ya izlesin ya, bunda bir şey yok. Bunda hani bir rezil olduğum anı yok burada. Dalga geçiyorum rezilliğimle. Ben bunu saymam. Bu kim ya? Gene oğlum var burada. Oğlunu anlatıyorsun hikayem. O da dinlemek istemiyor ama dinliyormuş gibi yapıyor. Bunun hikayesi şu abi. Yanlışlıkla bir firmaya mail atarken kendi videomu atacağımı Ajdar Çiğtemuz videosuna attım. Yani bunu rezillik anlattım. Olay rezillik. Kabul ediyorum ama o an değil bu yani. Diğerine geçeceğim. Tamam, merak etme. Beğenilmedi. Bunu rezillik, bu rezil kabul edilmedi. Selam arkadaşlar. Bunu da kabul etmiyorum. Bu da... Bunu neden attım acaba? Bazılarını neden attım bilmiyorum. Ama bence burada rezilsin. Öyle olduğunu düşünüyorum yani ben. Bir insan kocasına bence burada rezilsin diye. Şebnem fırını aşağı indirir misin demişti. Ben de fırını aşağı indirirken merdivenden düşmüştüm pijamama takılıp. Çok salakça bir şekilde düşmüştüm. Ve belimi doğrultamamıştım bir 15 gün. Beli düşük pijama giymiş. Beli düşük pijama mı olur ya? Belini biraz düşürmüş böyle al. Bir de ben ona dedim ki beraber taşıyalım dedim. Yani ne gerek vardı ki böyle bir... Ben sana pek çok şey beraber taşıyalım diyorum. Sen hamile haline bir bakıyorum taşımış oluyorsun mesela. Sence neden? Biz demek ki karı koca olarak birbirimize yardım etmiyoruz. Etmeyeceğim yani bilmiyorum yani. Aynen. Sonra işte gitmiş onu indirmeye çalışırken ama çok rezildi bebeğim. Bu hatırlamıyor musun? Yerlerde kaldın, halkamadın. Bayağı bir dakika bu arada hani gülüyoruz şimdi falan ama o zaman da konuşmuştuk onu. Böyle ölen insan var yani. Ya ölen ne kadar kötü. Lan eğlence videosu çekiyor. Çok trajik bir durum gerçekten. Niye yani öyle sen niye kocanla böyle konuşuyorsun? Elinde Allah korusun tabii ki. Kafam bu ekip beni savundu ya. Ya arkadaşlar tabii ki de korkunç şeyler bunlar ama yani sonuçta böyle şeylerle de gülünebilir. Güleceğiz tabii, böyle hayatın yani, bir parçası. Ne yapalım şeylere... olmuş mu bir şey olmamış. Sağlam mı sağlam, bakın her yeri sağlam. Kaç gün yürüyemedin abi? 15 gün falan. Çömel çömel. Yapamadı biliyor musunuz? Adım adım gidiyor böyle, adım adım gidiyordu yürüyordu. Bak işte neyse, bu video şu göreceğimiz video. Ya bir şey söyleyeyim, bir dakika, ben linç edilmek istemiyorum bir önceki video için. Saçmalama yani ya. Oradaki... Ben senin niyetini biliyorum bebişim. Ne niyetin... benim niyetim? Senin niyetini ben bilmez miyim? Sen iyi niyetli bir kız. Yok yok, zaten önceki videoda çok senden yanaydık ya, o yüzden biz dengelemek istiyoruz. Ya ben ama şey şöyle bir şey söyleyeceğim ya, orada ne kadar üzülmüştüm Enes. Çok üzülmüştü evet. Yani hakikaten bakmayın, de... Bakmayın güldüğüm. Yani orada şey diye, ne diye koşmuştum? Bir şeyler söyleyerek koşmuştum yanına. Oo şıkıdım şıkıdım. Hayır, Allah'ım ne olur, Allah'ım ne olur falan diye koşmuştum ben böyle o sesi duyunca. Çok korkunç ve ürkünçtü ama oğlum keşke ölen falan demeseydin. Salak, çok üzüldüm şu anda. Ya oğlum ne dinliyorsun? Niye öyle ya dedi ki? Niye Allah öyle dedi? Korusun. Allah korusun. Allah ya korusun. Sadece şey olmuşum, komik olmuş. Guys, my name is Enes Kezoğlu. Bunu zaten izlediğimizi izlemesi aslında evet, bu. Bunu biliyorsunuz. Gene... Bu video benim en rezil olduğum videoyu izlediğimiz video. Ama aslında bu videoda da bir rezilliğim var. Buradaki tişörtün koltuk altı yırtık şimdi. Bir yerde göreceksin. Olabilir. Yorumlarda mı gördün? Ha, yorumlarda gördüm. Bunu bana izletirken şey düşündün mü? Çünkü ben bilmiyordum ne izleyeceğimizi. Gel sen, sana rezil olduğum bir şey izleteceğim dedin. Utanmadım. Çağırırken. Çünkü evliliğimizin başları falan ya hani. Bir çekincen hiç olmadı mı? Hemen boşanmazsın diye düşündüm yani. Ha. Şu an tam zaman diye düşündüm. Hani belki 10 yıl sonra göstersem sıkıntı olabilir ama. Bir de yani kaç sene önceki video bu ya. Bak 2017'de yayınlamışız. Bu videoyu ben çektiğimde 2013 falandı. 4 sene öncesinde videosu. 13 mu 14 mü? 13 diye hatırlıyorum, emin değilim. İleri alıyorum. İzmir'de 13'te mi İzmir'deydin? 14'te değil mi? 13'te İzmir'deydim. Hmm. 14'te geldim diye hatırlıyorum. Klasik videom bu artık yani. Bunu klasik uzun zamandır rezil takip eden varsa şu an bir inception yaşıyoruz yani. Video içinde video izliyoruz gerçekten. Evet. Ne o ayakkabıyı ben bayağı oldu atalıyor. Bak o zaman YouTube Premium alamamışım. Reklam çıkıyor hatta şey bir şiş. Ya bu ne? Ben senin rezil olmanla eğlenen bir insan değilim. Bazı videolarda ara ara bunu söylüyorsun. Çok üzülüyorum. Öyle bir durum yok. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tamindir Etli Ölülerinden Enis.
Kameraya niye bakmıyor? İnsan direksiyon setiyle oyun oynayınca bazen moda girebiliyor. Burada utanıyormuş RPS'i yapıyorum. Hani evet. Arkadaşlar bunu falan diye işte öyle küçük. Değil mi? Öyle bir utanıyor şeyindesin. Evet. Rolip. Utanıyor rolip. Bu zamanlarda seni Murat Boz'a benzetiyorlardı. Hakikaten ama, evet. Ama o zamanlarda benziyorsun. Şu anda benzemiyorsun ya da yani. Öyle bir iddiam yok zaten. Şu anda öyle bir iddiayla çıkmıyorum karşınıza. Hazırsanız incelememize başlayalım. Yok. Evet. Tavırların da öyle hissettirdi. Utangaç böyle konuşman da öyle hissettirdi. Bak 2013. 19 Nisan 2013. Evet. Doğru. Direksiyon. Daha sonra vites kolu. Daha sonra gaz pedaliyle karşılaşıyor. Bir de bunları birbirine bağlayan kablolar. Yalnız bak korkunç tarafı söyleyeyim. Biz bu video çekili 5 yıl olmuş. Yani zaman ne kadar hızlı geçiyor evet. Açıdan düşün. Beş, bu video 4 yıl önce, bu video 9 yıl. Aynen 9-10 sene öncesi. Her 5 yılda bir biz bu videoyu izleyip bir daha izleyeceğiz bundan sonra. Yok ya artık. 5 yıl sonra hatırlatın. Geliyor, hazır mıyız? Ben yarışa kaçıyorum. Şimdi bak suratını kapatıyor şimdi. Ben çok utanmışım o zamanlar. Bu kim demişim herhalde. Bir şey söyleyeyim mi? Hayır, bir de buna para da almadık ya. Reklam içeriği gibi ben değil mi? Ben yaşa kaçıyorum. Evet. Performansınızı beşe katlamak. Hani dalga geçtiğimiz reklamlar var ya. Onun gibi aynen. Bizim bu arada reklama dalga geçtiğimiz bir serimiz vardı. Benim YouTube kanalımda yayınlıyorduk evet, hatta. Evet. Çok da eğleniyorduk yaparken. Aynen. Kısa çok 2-3 dakikalık böyle reklamlarla dalga geçiyorduk. Onların hepsini liste dışına aldım. Sildim biliyor musun? Gerçekten mi? Çünkü bir tane marka kanalıma büyük telif attı. Ya. Evet. Direkt attı yani. Direkt elle görmüşler ve bunu 6 ay sonra falan yaptılar. Aslında onun reklamını yapıyoruz yani. Ne kadar saçma şey. Çok dalga geçiyorduk diye ve çok da beğenilmişti o. O atınca dedim bunu bu yapıyorsa başka marka da yapar. Kanalı kapattırabilirler böyle. Çünkü öyle 3-4 tane yiyince kanalı kapanıyor ya. O tarz bir telif atılmıştı. O yüzden kaldı, liste dışına aldım hepsini. Rencide edelim abi. Artık güç sende. Kimdi onlar ya? En büyük rezil olduğum video gerçekten de oydu. Benim hala bakınca böyle cringe yaşadığım. Aslında tamam, bence o kadar kötü değildi biliyor musun? Ben niye orada o kadar utanmışım ki senden? Bilmiyorum yani. Bence şu anda kötü gelmiyor. Bence şu an video yapmaya başladın ya. Olabilir aynen evet. Çünkü bir de şey var yani. O zamanlar genç misin hadi. Yani toyluğuma mı verdin? Aynen. Bence bu rezil bir şey. Açmış kamerayı onu anlatıyor yani. Bence bu rezil bir videon. Genel olarak sen benim kanalımı hiç sevmiyorsun. Hayır belki de şöyle olabilir. Ben bu videonun çekildiği zamanı hatırlıyorum. Ya uyuyacağız, yatmaya gideceğiz. Açtı bir de ben arkadayım yani. Şebnem arkadaş memnun değil bu arada. Evet hayatımdan. Ben arkadayım. Geçmiş oraya hem bana bakarak hem kameraya bakarak böyle bir şeyler anlatıyor. Bence komikti. Bugün bir hikaye anlatıyorum. Bakın bugün evet, yeni bir hikaye. Bakın omuzları hikaye gördünüz mü? Omuzlar şöyle. Bugün bir hikaye anlatıyorum. Bir daha gelir misin? Bak o omuz evet. Hareketi ne? Omuz hareketi ne? Bugün bir hikaye anlatıyorum. Ben yarışa kaçıyorum. Böyle. Ya seni de göreceğiz. Senin de videolarını göreceğiz. Bakacağız bundan 10 sene sonra. Şimdiden ben çok güzel konuşuyorum hep. Evet, kocasına dalga geçmiş. Kocasına düşüşüyle nasıl dalga geçmiş diye açacağız. Ya hayır dalga geçmedim. Bebeğim çok üzüldüm. Kahroldum ben o gün. Vallahi kahrolmuştum ya. Sadece birinin kırılması biraz komikmiş ya. Hala gülüyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak en nefret ettiğim şeydir. Ya ben düşen insana gülmem. Gerçekten düşen hiçbir insan komik gelmez bana. Yani hani düşen insana gülünmesini de çok gıcık bulurum. Ama elinde fırınla düşünce... Aysel önde gülüyor aynı şeyi söyleyince. Yeni bir hikayeye hoş geldiniz. Bugün hem siz hem de Şebnem. Ben bu videoyu çekerken Şebnem zaten arkadaş hakikaten delirmiş bir çocuk diye bakıyordu. Onu söyleyeyim yani. Hiç şey değil. Hayır yani. Ama benim haberim yoktu olsun, ki. Bir anda oraya koymuş telefonu. Bak toparlanıyor. Toparlanmaya çalışıyorum önce bir. Telefona bakıyor. Ne oluyor lan burada diye. Bir şey mi oldu? Bir haber mi var falan diye. Enis'e başlamış anlatmaya. Yani bilmiyorum. Bana bence rezil bir video. Bence rezil. Evet yani. Çok daha iyi yapabilirdim. Anlatışımı çok sevmedim. Bence konu güzeldi ama iyi anlatamadım. Videonun içeriği iyi değil yani. Evet. Bunu kabul ediyorum. Çok sevdiğim bir video değil bu. Peki neden abi? Gece bir anda kalkıp ben bu videoyu çekmeliyim gece dedim. Gece bir ya. Şundan dolayı kanala düzenli içerik atmak istiyordum. O an aklıma geldi. Bir de benim enerjim her zaman olmuyor acı. Ya benim enerjiyi bulmak ve o an enerjinin gelmesi çok böyle sık olan bir şey değil. Şebnem de bilir. Hazırlanmam gerekiyor o enerjiyi bulmak için. Bazen gelince arka arkaya pat pat bir sürü şey yapıyorum. Büyük ihtimalle o gün öyle oldu. Bu bir anı hikayesi aslında. En sever anıları anlatmayı. Evet. Yani 2-3 tane anım var. Döndürüp onları anlatıyorum. İşte bu da onlardan evet, bir tanesi yani. Aynen. Bu video benim gene içerik olsun, değişik bir şey olsun diye yaptığım bir video. Ben delirdiğin için aldım bunu. Delirmişsin ya. Evet. Arkadaşlar merhaba. Evet bu videoyu dik çekiyorum. Çünkü bir de şu tipe bakar mısınız? Tefo. Tefo'ya benziyorsun. Şeydeki değil mi? Ezel. Ezel'deki Tefo gibisin. Evet, saçları... Ben de Şebnem. Tefo orada Şebnem'i seviyordu ya. Tabii şimdi değilim ama Esmer Şebnem'i seviyor. Fazla durduğum günlük için... gibi kullanmış ya YouTube'u. Günlük mü burası? Ya ben günlük bazen... yazar gibi. Bak. Anı yapıyorum, ben yapıyorum. O zamanlar Instagram yok muydu? Al bunu Instagram'a madem paylaşmak istiyorsun. 4 dakikalık şeyi... Ha, bilmiyorum bana biraz çok beleş geldi. çok bana çok beleş geldi yani. Evet beleşti zaten. Bu biraz böyle...
İç, ya aslında şundan dolayı benim şey videolarım var öyle 2-3 tane çektiğim. Çok bir şey sinirlendiğim. Aha. Sövdüm. Sonra sildiğim videolarım var. Evet, bir şey söyleyeyim mi? Sen eskiden çok sinirleniyordun ya. Bir şeylere hep bir sinir çekiyorduk biz. Evet, sinirini çekiyorduk. Yayınladın mı acaba? Yayınlamadım hiçbirini. Valla bakmadım. Çünkü benim bir şey söyleme ihtiyacım var. O an onu söyledikten sonra rahatlamış oluyorum ve yayınlama ihtiyacı hissetmiyorum artık. Çünkü o söylem rahatlatıyor. Öyle videolarım var. Bu da aslında öyle bir şey ama burada değişik bir şey deneyeyim istedim. Öyle denedim, yaptım yani. Benim için. Ben bunu silmem mesela ama çok seyredince şey cringe olabilir yani. Babam niye böyle bir şey yapmış ya falan diyebilir yani. Ben çocuğun görmesini istemeyebilirim belki. Evet, evet. Ya çocuklar bir de ya ben şeyden çok korkuyorum. Şimdi çocuklar birer ayna ya. Hani biz ne yaparsak onu yansıtacaklar ya. O zaman çocuk çok garip çocuk olacak. Yani evet, o yüzden çok korkutucu. Bu videoyu niye aldın bunu bilmiyorum. Burada beraberiz ve birinci yıl evliliğimizi kutluyoruz. Neden aldım biliyor musunuz? Hatırlar mısınız, bir videomuz vardı Enes'le birlikte çektiğimiz. Orada şey demişti. Hanginiz daha iyi dans eder? Bunu geç ya. Niye? Sen? Ben dans etmem ki. Dans mı? Ben dans etmem ki. Bu soruyu geç falan demişti. Ben de hayır, dans ettik. Hatta Olimpos'a dedik. Birinci yılımızda da bir dansı var. Ve ben o dansı göstermek için aslında bu videoyu aldım. Alıyorum burada. Bak, Baturan da görmek istiyor onu. Bak, başlamış gördünüz mü? Evet. Ama sonra ilerleyen kısımlarda var. Biraz daha geri al. Full dansımı mı göstermem lazım? Evet, evet. Heh, başlıyor. Dans bir dansı üstünde. Vardı, görmeniz gerekiyor. Bakın. Ben hiç dans etmeyi bilmiyorsun. Ben dans etmem. Hiç bilmiyorsun, dans da etmezsin. Birinci yılımızı nasıl kutlamış ya, coşkuyla görüyor musunuz? Bir yıldır evliyiz diye adam coştu. Düşünün ki zaten tanıştığımızda da öyleydi. Beni elimden tutup dansa kaldırmıştı, hatırlamıyor. Yani dans derken böyle şey, slow bir dans değil. Ben dans ederim bu arada. Böyle şey bir dansı. Şu an gözümün önünden şeyler şöyle, tüm düğünlerde ettiğim danslar gözümün önünden geçiyor. Dans ediyorum ben, evet. Yani. O yüzden... Ama ben dansı şöyle düşündüm yani, hani böyle... Daha şey, anladın mı? Dın dın rumba falan diye. Yani şu bir tamam, Olimpos'taki öyleydi. En sonunda biz dans etmedik mi? Arkadaşımızın düğünde romantik dans ettik mesela. Tamam, onu geçtik. Ben öyle danstan bahsetmiyorum. O öyle geliyor, sonra sallanıyorsun. Onda bir dans diyemeyiz ona. Romantik mesela... karıcımı görüyorsunuz arkadaşlar. Oradaki figürleri gördünüz mü? Nasıl böyle attırdı. Evet. Şey, Olimpos'ta da güzel şapka... kıvrak şeyleri vardı şöyle. Senin bu şapka ne demeli? Ne var ki? Güzel şapka işte, oluyor. Yani, tarzı evet. Güzel yani. Güzel. Bunu geçelim. Ya? Karı koca hafıza yarışı yapıyoruz. Challenge var. Ya bence bu çok... Ben bunu kaldır ya. Bence bu çok rezil. Ben bunu hiç sevmediğim için koydum. Bir hafıza oyunu oynayacağız. Bu nasıl bir... Kriz video. Ay evet, bu çok kötüymüş lan. Çok kötü, bu çok kötü ya. Işığı da Furkan tutuyor. Kıyamam. Furkan bize böyle ışık tutuyordu yani. Bu çok kötü bir video. Bu komple kalksın istiyorum ben. Bak, sinirli tipe bakar mısın? Ben de videoda hiç memnun kalmamışım. Böyle baktığıma göre. Ama biz bunu çekerken bayağı vakit harcadık biliyor musunuz? Efendim, biliyorsunuz ki yarışma formatı tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Yarışmamızda... O zaman böyle reklamları enteresan yapmaya çalışıyordum. Hani şeyler yapalım falan, eğlenceli yapalım diyordum ama o biraz kötü olmuş, evet ya. Abi benim suratım ne kadar değişik geldi gözüme. Sakal tıraşımdan olabilir belki. Yo, aynı. Bu zamanki haline benziyor. Ama ben de benziyor. Bak, sonuçtan çok memnun kalmadığım için araya böyle bir şey koymuş olabilirim. 25 Ocak 2017. Evet, kötü videoymuş. Şu an izlerken bile sinirim bozuldu yani hakikaten. Yani şey değil. Ve uzun da bir şey bu. Allah sizi kahretmesin bunu be. Bunu nasıl koyabilirim bilmiyorum. 10 dakika boyunca utanmadın mı? Utandım. Şu an utandım yani. Ya bu video tam boş kafa videosu yani. İhtiyacımız olan bu zor günlerde size motivasyon sağlamak için ben ve bana büyük gelen pijamam buradayız. Hazırsanız motivasyonumuza başlıyoruz. Şimdi bana hep soruyorlar. Hocam, sen nasıl bu kadar enerjik olabiliyorsun diyorlar. Enerjimin sırrını şimdi açıklıyorum. Şu anda açıklıyorum. Gülmek. Enerjimin sırrı gülmek. Hazırsanız başlıyoruz. Hep birlikte güleceğiz. Gülmezseniz oraya gelir ağzınızı burnunuzu kırarım. Hep birlikte. İşte böyleydi. Hep bu sinirliydi. Elimizin ilk başlarında. Şimdi böyle makul bir insan haline geldi. Yalan konuşma be. Böyleydi. Böyleydi yani. Gülüşleri sahte. Yalandan gülüşler. Utanmadın mı? Bence bu çok utanç verici. Ben güldürdüm. Orada kişi güldürdüm. Başka bir şey yok be, bunu koymuş. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman YouTube'da bu izliyoruz diyormuşum değil mi? Ne bileyim ya, canım ne istiyorsa onu atıyormuşum öyle işte. Ne kadar güleceğim daha acaba? Bir dakika daha. Gerçekten mi? Evet, başka da bir şey yok bu videoda. Evet. Bu kadar mı sadece video? Evet, bu kadar. İyiymiş konsept bu arada. Evet. Çok beleş yani. İzlettiysen gayet iyi. Bir tane daha bir videom var benim aslında. Salak bir espri yapıyorum ve o bitiyor video. O videoyu bulamamışsın. Bulamadım ya, o kadar da bakmadım. Bak, ben sana açayım onu. Hep beraber görelim. Aa, bunu biliyorum. Evet, evet. İzleyelim bilmeyenler için. Azıcık çevirsene abi. Bu güzel ya. Bu güzel bence. Bence bu güzel. Buna şey, rezillik demem, bu kalsın. Gerçekten ciddi bir konuyu konuşmak için buradayız. Biliyorum, normalde çok goy goy yapıyoruz. Çok fazla
muhabbet yapıyoruz. Çok eğleniyoruz falan ama bugün daha ciddi bir konuyu konuşmak için buradayım. Sizden tek isteğim birazdan göstereceğim fotoğrafa bakmanız. Bu bence bu fotoğraf bizim hani milletçe durduğumuz noktayı hatta dünyaca yani tüm dünya insanları olarak durduğumuz noktayı gösteriyor. Yani ve artık hani insanın canını tek etmeye başladı bu durum. Yani siz de bakın istiyorum. Şu fotoğrafa bir bakın. Gördünüz mü? Ya bu fotoğraf sıçtığımızın resmi değil midir? Aha kimse gülmedi mi? Gülsene oğlum. Tutuyor da kendini. Tuvalet fotoğrafı geldi. Sen görmüyor onu hakikaten de. Peki niye bu kadar şıksın abi? Çalışıyor, işe gidiyor. O zaman şeydeydim, Oyun Gezer dönemindeydim. Oyun Gezer'de... Dress code mu? Hayır. Bir şey gibi. Oyun Gezer dönemindeyken ben bir ara çok gömlek pantolon giyiyordum, hatırlıyor musun? Zaten ben en tanıdığım zamanlarda da genelde giyinişi hep gömlek ve pantolon. Sonradan, casual yani, bayağı casual'dı. Sonradan böyle tişörtlere, bişörtlere dönmeye başladım. Ki ben seviyorum Enis'in gömlek giymesini de hiç şey giymiyor. Çok yakışıyordu. Bana millet şey diyordu ya, ben gömlek ceket üzerine giyiyordum. Videolarda şey vardı, adama bak makama gider gibi giyinmiş, oyun oynuyor falan diyenler oluyordu böyle videolarda hatta hatırlıyorum. O zaman çok gömlek, yelek falan giydiğim bir dönemdi bu dönemde. O zamanlar oluyordu çünkü gömlek. Şimdi, şimdi şiştikçe şeyi fark ettim yani, rahat edemiyorum artık, gömlekler basmaya başladı bana. Ve artık oversize tişörtlere, gömleklerden hızlı bir geçiş oldu yani. Evet. Peki o zaman şunu soracağım, etik olarak sence bu videolar oğlumuz için sıkıntı olur mu? Ben biliyorsun Boss Life'da kadın kılına girdiğim videolarım var. Bebeğim bakalım. Bakalım mı? Sen bunları seyretmedin mi? Ben izledim, hepsini izledim bunların da. Evet. Bunlar böyle, bu arada bu konsept benim fikrim olduğu için rahatım. Yo, yani bu şeyde. Yok, niye rahatsız edici olsun ki? Bence hiç değil. Ben bence sadece de soruyorum, görebilir. Sence kaldırılması var mı? Hayır, hayır. Ama sadece anne malum iş ne diye sorarsan cevabını evet veremeyebilirim yani. Hani malum işin ne olduğunu. Ama zaten onu soracağı yaşta da bunu seyretmesin yani. Ne zaman seyredeceğini biz bilemeyiz. YouTube çok şey yani. Onlarda sınır var değil mi? YouTube'da YouTube, çocuk şeyi tabii, var. YouTube Kids hesabı açıyorsun, görmüyor musun? He, tamam o zaman. Onlar, o zaman bunu göreceği zaman malum iş falan eğer biliyorsa yani açıklamak zorunda kalmayacaksan malum işin ne olduğunu. Bir sıkıntı zaten yok yani. İnternette bu videoya kadar geldiysen artık şey. Neler pek neler çok şey görmüş olma ihtimali çok yüksek yani. Okay. Yok ya bir şey olmaz ki, bak Kemal'in de saçları uzun. Kızım ben kadın taklidi yapıyorum ama. Ne sesini mi ince? Evet evet. Tamam. Ama yaptığım şeyler var yani. Onun için benim hiç problem değil. Cinsiyet şeyine gerek yok, fark etmez. Babası da isterse böyle olabileceğini bilsin yani. Evet. Arzu ederse. Böyle yaşamın hoşuna gittiyse. O zaman bu videonun sonucunda hiçbir şey silmiyoruz. Şu video hariç. Bu video gerçekten seyrettiğim. Ben bile seyredemedim yani. Ve çok unutmuştum. Bunu çok iyi bulmuşsun gerçekten. Hakikaten mesela bu beni sinir etti. Hiç ya, bu video o zamana kadar gelmedi. Ama bu da bizim bir video. Yo ben bu videonun ağzına sıçacağım şimdi. Ya, izle. Ben bu videoyu bırakırma bu videoyu sileceğim falan diye. Öyle bir şey yapma yani. Yo. Bence kayıttayken silmelisin abi. Hayır hayır. Kıza geldi. Bence silah. Yok yok ya. Bir de bunu silince YouTube benim kanalıma çok silinip kapatıyormuş. Bu ne ya? Sen böyle 5 yıl önceki videoları sileceksen işimiz işte. Gerçi YouTube'un işine gelir ha. Bir sürü çarçop video var. Yakında YouTube şey yapar mı acaba? 5 seneden geri videoları siliyoruz yapar mı? Bence yapar ha. Bence yapmaz öyle. Ulan bu kadar server nasıl taşıyacak? Yapamaz. Bu kadar belli bir izlenme limitiyle yapabilir ya. Yani. Olabilir. Yani 5 yıldan önce ve niye silsin çünkü? 10.000'den az izlenmiş videoları atıyorum silebiliyorum, siliyorum diyebilir yani. O hala hayır, daha bunlar soru getiriyor bir yandan. Öyle bir şey olmaz. Anılarımız mı gitsin? Ama gene de server maliyetini karşılayacak kadar para getiriyor mu sence oğlum? Yani. Bunun taşıdığı parası bir... neyse veririz silmesin şu ya. An Amerika'da bir serverda bu video yer kaplıyor Şebnem. Bu video bir 10 dakika yani orada birkaç megabaytlık bir yer kaplıyor. Hayır yarısı... o değil mi 35 bin kişi izledi yani sen onu unutan bence. YouTube'un yarısı köy düğünü videosu bir saniye, bu arada. Bir saniye bir dakika çok özür dilerim. Az önce bir şey söyledi bana. Köy düğünü videosu olabilir, hiç problem değil onlar. Neyden utanmam lazım dedin? Ne dedim? Söyle sen bu video 35 bin kişi seyretti ondan utan derken neyi kastettin? Hepsinden tekrar özür diliyor falan yapma anlamında. Ha anladım ki. Okay. Ben de şeycik sandım ne kadar az izledim. Hayır canım aşk olsun. Hiç de az değil ki. 35 işte, bin. 2017'de 35 bin ne demek? İyi izlenmiş var lan. Var ya. Çok valla ben olsam sana yine reklam veririm. Yani. Yap böyle yine. Fark etmez yani. Yine reklam olsa yine veririm yani. Peki buna ne diyorsun? Bir dakika. Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Enis Kilazoğlu. Bugün lanetli bir odaya gireceğiz. Bu odayla ilgili çok fazla şey duydum. Orada bir rol var arka tarafta duruyor. O da arkamdan bir şey olursa diye gelecek. Evet gördüğünüz gibi odanın kapısı duruyor. Odaya girmeden önce sol tarafta bazı torbalar var. Çok korkuyorum. Lanetli odanın girişine çaputlar bağlanmış olabilir. Bu kapı içerisinde su damlama sesi gibi bir ses var. İçeriden garip garip... Biro ben giremeyeceğim oğlum buraya. İçeriden garip garip şeyler geliyor ya. Evet. Bir ses duyduk. Bir ilginç bir ses geldi. İnanılmaz karanlık. Bir yol, bir ışık ha. Ben o zaman yakıyorum. Bir şey gördük galiba. Tam emin olamadım ama bir daha. İnanılmaz gerçekten. Bir ol bir şey var burada bir ol. Ya Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.
Almış. Yani ışık kaynağımız kesilmesi tabii bizi çok etkilemedi ama olsun, biz bu odadan şey yapmaya çalışıyoruz. Abi orada bir cisim vardı. Abi biri var. Abi baksana biri var. Abi kamerayı tam tutmuyorum, oraya biri var ama. Korku abi bak tekrar göstereceğim, biri var. Abi gitmiş. Abi gitmiş bak bak bak. Bak şimdi bak bak. Bir dakika. Bak şimdi bak, biri var. Baksana abi bir tane şey duruyor orada. Abi ben giriyorum abi bir daha. Giriyorum, buradan duramam. Pardon efendim, bir saniye gitmem lazım. Abi ben burada daha fazla duramam. Burada daha fazla duramam abi. Ne yapıyorsun aşkım? Allah'ım burası neresi? Lanet ne bu? Çıkalım bu evden, taşınalım ne olur. Çok korkuyorum. Sen ne yapıyorsun bebeğim? Bunun sonunda korkunç bir şey var mı? Allah beni o kadın. Bunun sonunda korkunç bir şey var. Ha ha. Evet, şöyle bir şey var. O yüzden çok korkmuştuk. O yüzden taşındık o evden. Aynen. Küçücük kutu gibiydi lan evimiz. O kadardı bu arada ev. Bu kadar. Abi bu işi ciddi ciddi yapan insanların videolarından daha iyi video bu arada. Burada utanılacak bir şey o yok. O zamanlar yani. Vardı evet. O zamanlar böyle var. Var mı hala? Evet ama o zamanlar peak yapmıştı bunlar ve ilk çıktığı zamanlar evet. Ve çok şeydi böyle. Yani çok kurgu oldu, çok belliydi hepsinin. Ve çok komikti yani. Ona dalga geçmek için yaptığımız bir şeydi yani. Ben 2010'a ediyor zaten sene. 2010'da çok güzel şeyler çekmişiz ya. Şimdi daha farklı hızla gidiyoruz. Şimdi bak o günleri iade ediyoruz yani. Bak böyle çok bizim videomuz var aslında. Bir ara ona özel bir şey yapabiliriz. Şimdi evet, sen bak evet. Açınca gördün ama yani bak çantamda ne var var burada, neler neler var. Burada biliyorum. Bir cevher yatıyor yani. Çantamda ne var? Onu bir kere daha yapalım ya. Çünkü artık çantamız hep bebekle ilişkili olacak ya. Onları çıkartıp gösteririz çantamda ne var. Neyse bugün baktık ve hiç rezil olmadığımız videolarımızı. Bence ya, hiç rezil çok tatlıydı. Bilmem. Son anda böyle bir şey yapmanı ben şey yapamadım yani, kaldıramadım. Senin rezil olduğun videolara bakacakken niye benimkilere döndük onu anlamadım. Rezil değilsin ki burada, çok tatlısın. Ayrıca böyle. Bir videoda iki içerik harcadın. Aferin yani. Aferin sana. Hiç bilmiyorsun bu işi. Hiç kafan çalışmıyor. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.